Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda San Francisco'da Apple Park'tayım. Az önce tanıtılan 15.3 inçlik bir MacBook Air vardı. Şu anda yanımda dokunabildiğimiz bu cihaz hakkında aldığım notları sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Ve MacBook Air ile şu anda buluştuk arkadaşlar. Şöyle çok fazla dokunmaya izin verilmiyor ama hızlı bir şekilde, mutlu bir şekilde sizlerle bu videoyu paylaşmak için elimden geleni yapacağım. 15.3 inçlik bir MacBook Air. Zamanında söyleseler hiç inanmazdık ama gerçekten büyük bir ekran ve Air olmanın getirdiği mobilite bizleri karşılıyor. Şimdi öne çıkan bazı özellikler var. Mesela M2 işlemcili bu dizüstü bilgisayar Intel işlemcili bir modele göre kıyaslandığı zaman 12 kat daha fazla performans sunabiliyor arkadaşlar. Bununla beraber hemen şu tarafta bir MagSafe girişi olduğunu söylemiş olalım. Çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor ve yine şurada da Touch ID var. Bununla beraber 18 saate kadar bataryası sizlere hizmet edebiliyor. Bu gerçekten hani 15.3 inçlik bir ekrana göre, bu kadar güçlü bir işlemciye göre bence müthiş bir sonuç. Bununla beraber 8 ya da 10 çekirdekli olarak yapılandırabiliyorsunuz sipariş ederken. Şurada bir kamera var. Bu kamera Full HD çözünürlük sizlere sunuyor. Toplantılarda Intel işlemcili modellere göre çok daha iyi sonuç verdiğini söylemiş olalım. Bununla beraber MacBook Air'de 6 tane hoparlör var. Tabii ki yapılandırırken 24 GB'a kadar RAM tercih edebiliyorsunuz. Bununla beraber bir de SSD var. SSD ünitesinde 2 TB'a kadar seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki ekran çok güzel. 1 milyar rengi destekleyen ve 500 nit'e kadar varan parlaklığı olan bir ekrandan bahsediyoruz. Gerçekten muazzam. Geldik videonun sonuna. Kısa zamanda çok fazla talep göreceğini düşündüğüm hem güçlü hem ekranı büyük, aynı zamanda mobiliteye de hizmet eden harika bir ürün olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Sizler de yorumlarınızı lütfen aşağıda paylaşın. Çünkü Apple'ın dizüstü bilgisayar seçenekleri arasında seçenekler çok fazla olmaya başladı. MacBook Air var, MacBook Pro var. Sonrasında daha sonraki videolarda yayınlayacağım Mac Studio var, Mac Pro'nun kendisi var. Gerçekten bu seçenekler arasında hangisi size uygun? O konu hakkında da düşüncelerinizi lütfen aşağıda paylaşmayı unutmayın. Çığır açacak bir model olacağını düşünüyorum. 15.3 inçlik MacBook Air ile olan buluşmamız sona eriyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.